Bu arada telefon bağlantımızı hazırladı arkadaşlarımız. Evet, hattımızda şu anda Amerika'nın sesinden Aslı Pelit var. Davayı izleyen arkadaşımız. Evet, Aslı Pelit, ben hiç sözü uzatmayacağım. Doğrudan sana bırakacağım. Ne oldu davanın bu aşamasında? Evet, iyi akşamlar. Öncelikle teşekkür ederim. Bugün savcılığın 5 numaralı tanığı olarak bu davanın neredeyse 21 aydır tanığı olan Rıza Sarraf tanık kürsüsüne oturdu ve yaptığı anlaşma üzerine öncelikle 7 değişik suçu kabul ettiğini anlattı. Bu da FBI ile yaptığı anlaşma gereği suçlarını da söyleyeyim. Söylediği suçlar Amerika Birleşik Devletleri'ni aldatmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek, para aklamak, parayı banka yoluyla parayı dışarı taşımak, banka yolsuzluğuna karışmak ve son olarak da Amerika'da bulunduğu sürece kaldığı cezaevindeki gardiyanlara rüşvet vermek suçlarını kabul ettiğini söyledi. Bu ilk yarım saat içinde gerçekleşti. Duruşmanın ilk bölümünde 2,5 saatlik bir bölümden bahsediyoruz. Savcılığın sorularına tek tek yanıt verdi ve ayrıca mahkeme salonunda ayaklarında kelepçelerle sabah getirilmişti ve üzerinde de cezaevi üniforması vardı. Hapiste bulunduğu iki Manhattan Correctional Center ve Brooklyn'de iki hapishanede de süre geçirdiğini ama son birkaç haftadır FBI gözetiminde tutulduğunu söyledi. Bu suçları kabul etmesinin ve işbirliği yapmasının sebebini de sordu savcılık. Buna da cevabı hem süresinin işbirliği yaparak cezaevinden çıkmak için en hızlı yol olacağını ve daha bir de işlediği suçların sorumluluğunu almak için işbirliği yapacağını söyledi. Bu işbirliği karşısında mahkemeden bir 5K1N mektubu alıp Sayın Yargıç tarafından da belki suçunun hafifletilmesini, cezasının hafifletileceğini düşündüğünü söyledi. Ve Amerika'da bulunduğu sürece bir daha suç işlemesinin de bu anlaşma dahilinde bir daha suç işlemeyeceğini de altını çizdi. Peki Türkiye ilgilendiren konulardan nelerden bahsettik? Para aklama operasyonunun detaylarını ve İran'la olan ilişkilerinin nasıl başladığıyla sorular başladı. Kendisinin kurduğu döviz şirketlerinin önce Türkiye'de Aktif Bankası aracılığıyla başladığını, Aktif Bankası'nda bir hesap açtırarak bu yolla bu bankada hesapları bulunan İranlıların parasını dışarıya çıkarmak için çalışmalar yapmak üzere Aktif Bank'a ilk başvurduğunu, bu isteğinin reddedilmesi sonrasında Egemen Bağış'tan yardım istediğini ve bu sayede de aslında Aktif Bankası'ndaki ilk hesabı açtığını söyledi. Daha sonra Aktif Bankası'ndaki İranlıların hesabındaki paraların tükendiğini ve ABD'den Aktif Bankası'nın aldığı seviyeli yüzünden de bundan vazgeçtiğini ama bu süre zarfında 5 ila 15 milyon euroluk bir işlem hacminin döndürdüğünü anlattı. Daha sonra İran Merkez Bankası'yla bu ilişkilerini güçlendirmek için kendi babasının yardımıyla toplantılar yapıldığını ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmet İnce abla da özel olarak görüşmek istediğini mektup yazdığını fakat ilk aşamada bu anlaşmaların mümkün olmadığını reddedildiğini söyledi. Ama İran'daki durum 2011 yılından itibaren aslında İran'dan İran'ın petrol gelirinin Türkiye'deki bankalardan çıkarmanın en iyi yolunun altın ticareti olduğunu karar vererek bu operasyonu Ahmet Alacacı
kurumcu Ahmet Alacemi'nin yardımıyla Halk Bankası'nda başlatmak üzere bir deneme sürecinden geçtiklerini belirtti daha sonra. Fakat kısa bir süre sonra aradaki bu kişiyi çıkartıp kendisi bu işi yapmak üzere istek gösterdiğini. Fakat Halk Bankası'nın genel müdürü o dönemki Süleyman Aslı'nın bu konuya Rıza Sarras'ın Ebru Gündeş'le olan evliliği ve yaşadığı hayat tarzının çok göze batması yüzünden önce hayır dediği, daha sonra da Rıza Sarras'ın bu cevabı beğenmediği için o dönemki ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la görüşüp bu bankayla Halk Bankası'nda hesap açtırarak bu para yıkama operasyonuna girebilmesi için Zafer Çağlayan'dan yardım istediğini, Zafer Çağlayan'ın da bu yardımı kabul ettiğini fakat kazanılacak olan paranın %50'sini istediğini söyledi. Daha sonra savcılığın sunduğu deliller Rıza Sarras'ın kendi şirketindeki muhasebesiyle arasındaki e-maillerdi ve bu e-maillere bağlı olan Excel dosyalarında Zafer Çağlayan'a yaptığı ödemelerin günleri, miktarları ve döviz olarak para birimleri detaylı olarak gösteriliyordu. Bu rakamları da size iletmek istiyorum. Yaklaşık olarak verilen rakamları sonra yargıç Rıza Sarras'a tekrar sordu ve Rıza Sarras kendi sözleriyle şöyle açıkladı. 45 ila 50 milyon euroluk rüşvet ödediğini açıkladı. Bunun dışında 7 milyon dolar ve 2,5 milyon Türk lirası da yine Zafer Çağlayan'a rüşvet verdim dedi. Bunlar da 2012-2013 yılları arasında verilen rüşvet miktarları ve delil 37-30 ve 37-33'te mahkemenin savcılığın sunduğu delil olarak belirlendi. Ara verildikten sonra mahkeme öğlen arası biraz sonra zaten bu ikinci kısımda bitmek üzere Dubai'deki altın ticaretinin detaylarını Dubai ayaklı ve Türkiye'den Halk Bankası aracılığıyla yapılan para yıkama operasyonunun detaylarını şema çizdirerek savcılık Rıza Sarras'a anlattı. Bankalardaki hesapların izinden farklı şirketlerin Halk Bankası'nda bulunan hesapları üzerinden önce iç transferlerle döndürülen paranın daha sonra altın satışına Türkiye'deki bir şirket aracılığıyla altın satıldığı, bu altınların Dubai'ye gittiği, Dubai'de tekrar paraya çevrilip daha sonra dirhem olarak çevrilen paraların Amerikan dolarına çevrilip daha sonra Amerika'ya nasıl geldiğini detaylarını savcılık Rıza Sarras'a çizdirdi ve bu sırada İran Petrol Şirketi'nin neden Türkiye'de parası olduğu, hangi şirketlere Türkiye'de Tüpraş ve Botaş gibi bir şirketle alışveriş yaptığını, bunların tabii yasal işlemleri olduğunu fakat paranın aslında yasal dışı olarak Türkiye'deki bankaların ayrıldığının detaylarını da sırasıyla anlattı. Kısaca davanın henüz savcılık tarafından yapılan ilk aşamasındaki sorularını cevaplıyoruz aslında. Önümüzdeki birkaç günde bu devam edecektir. Çünkü daha savunma Rıza Sarras'a bu konuyla ilgili soru sormaya başlamadı bile. Şimdi Aslı Pelit, öncelikle bir Egemen Bağış'ın ismi geldi. İkincisi Zafer Çağlayan'ın ismi geldi Rıza Sarraf'tan. Bir üçüncü ismi bu aşamada telaffuz etti mi? Şu anda tabii Halk Bankası'nın görevlilerin isimleri de mesela Levent Balkan'ın ismini verdi. Süleyman Aslan'ın ismi birkaç kere geçti. Süleyman Aslan'ın asistanı Zeynep Ersun'dan bahsedildi ve arada da en son olarak bir TAPE'de Süleyman Aslan'la Rıza Sarraf arasında geçen bir konuşmanın kaydında da yapılan yanlışlıklar, İran Petrol Şirketi'nden Rıza Sarraf'a direkt para aktarılmasının nasıl büyük bir hata olduğu konusunda bir konuşmanın kaydını dinledik. Daha doğrusu yazılı şeklinde Rıza Sarraf'a sorular soruldu. Niye bunu söylediniz? Burada ne oldu? Bu para niye buraya geçti diye. Ama şu ana kadar elimize geçen isimler yüksek düzey Halk Bankası çalışanları, Uluslararası Bankacılık kısmında çalışanlar
ve sizin de söylediğiniz gibi Egemen Barış'ın ismi ve Zafer Çağlayan'ın ismi Halk Bankası olsun, Akdis Bankası olsun, Ziraat Sarraf'ın bu bankalarla iş yapabilmesi için yardım istediği, Zafer Çağlayan'a da 63 milyon dolar rüşvet verdiğini açıkladığı şu ana kadar bugün içinde meydana gelen gelişmeler. Evet, daha önce yansıyan rakam 45-50 milyon civarındaydı. Sen şimdi euro civarındaydı. Bu 63 milyon dolara mı denk düşüyor? Anlayamadım ben bunu da. O nedenle soruyorum. Kendisi Rıza Sarraf şöyle açıkladı. 45-50 milyon euro artı, evet, 7 milyon dolar artı 2,5 milyon Türk lirası verdim rüşvet olarak dedi. Bunların toplamı da yaklaşık 63 milyon dolara denk geliyor. Anladım. Yani toplam 63 milyon doları Rıza Sarraf, Zafer Çağlayan'a verdiğini söyledi mahkemede. Evet, söyledi. Peki, bundan sonraki olay, şimdi ara verildi bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Yarın devam edecek mahkeme 15 dakika içinde bugünü sonlandırıyoruz. Ama yarın sabah tekrar New York saatiyle 9 çeyrekte başlayacak ve Rıza Sarraf'ın tekrar açıklamalarına devam etmesi bekleniyor. Evet. Söylediğim gibi savcılık önce Rıza Sarraf'ı sorguluyor. Eğer onun sorgusu biterse ondan sonra savunması, kendi avukatları onunla ona sorular yöneltecekler. Daha sonra da tabii tekrar savcılığın bir kez daha Rıza Sarraf'a soru sorma hakkı doğuyor. Evet. Şimdi bugün tamamlanmış oldu, yani verdiğin bilgiye göre bugün tamamlandı. Rıza Sarraf bugün itibariyle söyleyeceklerini söyledi. Bundan sonraki aşamada yarın gerçekleşecek olan sözlerinde, doğru mu? Evet, 10 dakika içinde muhtemelen yargıç bugünkü, evet, duruşmayı bitirecek. Peki. Ben yayınlara katılabilmek için biraz erken çıktım. Ya çok teşekkür ederim gerçekten. Ben de hep anons ettim zaten. Yani bitmeden çıktın. Çok çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hem bilgilerini hem oradaki izlenimlerini bizlerle ve Halk TV izleyicileriyle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum Aslı Pelit ve iyi çalışmalar diliyorum. Ben de size iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.